Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere adalet hizmetlerinin tüm paydaşlarıyla her hafta koordinasyon toplantımızı yapıyoruz. Bugün de beşincisini gerçekleştirdik. Adalet hizmetlerinin daha etkin bir şekilde bu süreçte de yürümesi için tüm tedbirleri ve uygulamaları masaya yatırdık, tüm paydaşlarımızla değerlendirmemizi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda hükümetimizin aldığı tedbirler ve milletimizin desteğiyle inşallah bu süreci de hep birlikte atlatacağız. Sağlık Bakanlığımızın her gün açıkladığı vaka sayıları tedbirlere uymanın gerekliliğini tereddütsüz bir biçimde ortaya koymaktadır. Hayatın bir an önce normale dönmesi hepimizin sorumluluğu altında. Tedbirlere uyduğumuz ölçüde bu vadede daha da kısalmış olacak. Uyacağımız her tedbir, eşimizle, dostumuzla geçireceğimiz olağan günlere dönüşü her gün biraz daha kısaltacak. Devletimiz sağlık altyapısı, hastane kapasitesi, teçhizatı ve özverili sağlık çalışanlarıyla bu süreci en az kayıpla atlatabilecek güce ve kararlılığa sahiptir. Buradan bu mücadelenin en ön safında üstün gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şahsım ve aziz milletimiz adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün devletin tüm kurumları tedbirini almış, toplumun sıhhati, sağlığı için her türlü tedbirleri uygulamaya devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, bugün yaptığımız toplantıda HSK, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve ilgili tüm kurumlarla, temsilcilerle toplantımızı yaptık. Adalet Teşkilatımızın tedbirlere azami şekilde uyduğunu memnuniyetle ifade edebiliriz. Bildiğiniz gibi adalet hizmetlerine ilişkin yargı ve icra işlerinde tüm süreleri donduran kanun Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe girdi. HSK duruşmaları erteledi. Bu alanda gerekli tedbirleri almaya da yine devam ediyor. Vatandaşımızın rutin bir adli iş için adliyelere gitme gereğini 30 Nisan'a kadar böylece ortadan kaldırmış olduk. Süreler ve duruşmaların iptali sadece ertelenmiş oldu. Yani hayat normale döndüğünde tekrar kaldığı yerden devam edecek. Elbette Nisan ayının sonunu beklemeden bu konuyla ilgili tüm tedbirleri de tekrar yine masaya yatırmış olacağız. Ve şu an itibariyle adliyelerde insan sirkülasyonu %95 oranında azalmıştır. Noterliklerde insan sirkülasyonu da yine %80 oranında azalmıştır. Ve yine noterlik işlemlerinin burada vatandaşlarımıza bir duyuru yaparak e-başvuru yöntemiyle randevu alarak hizmetlerini yapabileceklerini buradan da bir kez daha hatırlatmak isteriz. Değerli basın mensupları, salgın riskinin ilk gününden itibaren adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında tedbirleri büyük bir titizlikle aldık, almaya devam ediyoruz. Bunları da sizlerle an be an paylaşıyoruz. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında uygulanan tüm tedbirleri, görüş, izin ve nakillere dair aldığımız erteleme kararını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştuk. Yine Cuma günü yapılan bilim kurulu toplantısında da ceza infaz kurumlarında alınan bu tedbirlerin 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi. Burada temel yaklaşım cezaevine içeriden girişi ve dışarıdan içeriye girişi sıfıra indirmek ve minimize etmek, mümkünse tamamen ortadan kaldırmak. Ancak gerek hastane işlemleri sebebiyle, gerek farklı sebeplerle bu anlamda bazı bir takım gelişmelerin de yaşandığı bir gerçektir. Yine bilim kurulunun önerisiyle tüm çalışanlarımız, personelimiz vardiya sonrası da izolasyon yerlerinde izolasyona tabi tutulmaktadır. Bu da 2 haftadır devam etmektedir. Buradaki amaç da yine personelimizin dışarıyla temas ederek ayrıca hükümlü ve tutuklara bir temasının yapılmamış olması, bu anlamda bir riskin ortadan tamamıyla kaldırılması anlamında büyük bir tedbirdir. Bu tedbire riayet eden, bilim kurulunun bu önerisine riayet eden tüm personelimize de bu özverili çalışmalar için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bilim kurulunun bu tavsiyeleri üzerinde alınan tedbirler
Kalktıktan sonra bu izin hakları, görüş haklarını kullanamayanlara ilave görüş hakları verilecektir. Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlüler ile kurum personelimizin sağlığını korumak içindir. Bu vesileyle bu tedbirlerin en büyük bir dikkatle sonuna kadar takip edileceğini buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Yine iş yurtlarımızda yoğun bir hizmet üretilmektedir. Ve üretim planları iş yurtlarımızca artırılmıştır. En son bir ayda 2 milyon 260 bin maske üretilmiştir. 532 bin tulum üretilmiştir ve bunlar başta sağlık çalışanlarına olmak üzere yine ulaştırılmıştır. Ayrıca iş yurtlarımızda kolonya, el dezenfektanı gibi üretimler de yine gerçekleşmektedir. Bu konuda da el birliğiyle nasıl sorunların üstesinden geldiğimizi gösteren bu gelişmeleri de paylaşmak isterim. Değerli arkadaşlar, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların canı, sağlığı, güvenliği devlete emanettir. Onların salgından etkilenmemesi için aldığımız ve personelimizin özveriyle uyguladığı tüm tedbirler sayesinde ilk günden bugüne kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif bir vaka görülmemiştir. Sizlerle bir araya geldiğimiz son toplantımızdan bugüne açık cezaevlerinde ise sınırlı sayıda pozitif vaka haberleri aldık. 5 açık ceza infaz kurumundan 17 hükümlüye COVID-19 tanısı konuldu. Bunlardan 3'ü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyidir. Kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlünün tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızla sıkı bir koordinasyonda hastanelerde tedavileri devam eden hükümlerin sağlık durumlarını başsavcılıklarımız, cezaevi savcılarımız, cezaevi yönetimlerimiz an be an takip etmektedirler. Bu konuda yine bu süreci büyük bir şeffaflıkla götürerek bu konuda sağlıklarını yine en başa alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 70 binden fazla hükümlünün bulunduğu açık ceza infaz kurumlarında aldığımız tedbirlerle vaka sayısını uzun süre sıfırda tutabildik. Şu gün itibariyle de kontrol edilebilir bir seviyededir. Tedbirleri süratle almak ve bunlara uymak konusunda gösterdiğimiz büyük titizliğe rağmen adalet teşkilatımızda da maalesef pozitif vakalar bulunmaktadır. Bugüne kadar 14 hakim ve Cumhuriyet Savcımız, 32 adliye personelimiz, 79 ceza infaz kurumu personelimiz, 34 adli tıp personelimizin testleri pozitif çıkmıştır. Testlerimiz yoğun bakımda olmamaları, sağlık durumlarının iyi olmasıdır. İzolasyon altında tedavi ve iyileşme süreçleri devam etmektedir. Kendilerine ve tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihine geçecek bu olağan dışı dönemde dahi adalet, milletimizin huzuru için aralıksız çalışmaya devam etmektedir. Yargı çalışanlarına, yargı mensuplarına, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Evet, hayatı eve sığdırmak için gayret içerisindeyiz. Ama bu durumu hukukun dışına çıkmak için kullanmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizde kesintisiz işleyen bir hukuk sistemi mevcuttur. Ve ilk günden beri dediğimiz gibi adaletin izolasyonu olmaz. Adalette durma, duraklama olmaz. Bir mağduriyeti veya şikayeti olan vatandaşımız için adliyenin kapısı daima açıktır. Ayrıca koronavirüs salgın tedbirleri ortamından doğan, yani bu döneme özgü suçlar karşısında Cumhuriyet Başsavcılıkları toplumun huzurunu korumak için büyük bir gayret sarf etmektedirler. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarınca son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Koronavirüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemiyle ilgili olarak 207 kişi, stokçuluk, kara borsacılık, kaçak tıbbi malzeme satmak gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişi bu anlamda soruşturma açılan kişidir. Bu vesileyle bir yandan bu salgınla mücadele ederken
Diğer yandan hukuk dışı eylemlere göz açtırmayan yargının değerli mensuplarına milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime son verirken, bu zor günlerde kamu hizmetinde devamlılık esasıyla nöbetini ifa eden personelimize, infaz koruma memurlarımıza, yargı çalışanlarına, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza, emniyet personelimize, tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, özveriyle çalışan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu salgına karşı tedbirleri sıkı tutmaya devam edeceğiz. Herkes üzerine düşeni yapacak ve inşallah bu süreç bittikten sonra da hepimiz yeniden ve eskisinden güçlü bir şekilde işimizin başına döneceğiz. Aziz milletimize saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı ve esenlikli günler diliyorum. Sağ olun.